Merhaba, iyi akşamlar. İyi Nasılsınız Ömür akşamlar. Bey? Teşekkür ederim. En son bir ay önce görüştük WhatsApp üzerinde değil mi? Bugün 31. günüm. Tabi Evet. ara ara sizinle WhatsApp üzerinden görüştük hani. Online Mail, muayeneydi değil mi? mesajlaşma. Evet, online olarak görüştük. Öncelikle şifayı veren Rabbime hamd ediyorum. Ve size ve ekibinize de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ekibiniz Özgür Bey de olsun, Sema Nur Hanım da olsun gerçekten ilgililer. O anlamda teşekkür ederiz. Biraz da kelime de mazur görün. İlk defa bu kadar insana hitap etmiş oluyorum açıkçası. İlk defa da Evet. Rahat olun. Ya zaten her gün hemen 2 günde bir, 3 günde bir bundan sonra hastalarımız çıkacak. Şunu diyelim İnşallah. Gökhan Bey, şimdi 30 gün önce bize muayeneye geldiniz. 30 gün önce kilonuz kaçtı geldiğiniz zaman? 132,9 kilom vardı, hatta sizde hemen tartıldık. 132,9 bir kilom vardı. Evet. Şikayetler Kendim var mıydı? mide şişkinlik şikayeti size yazdırmıştım. Fibromiyalji eklem ağrılarım vardı. Ondan sonra sürekli bir baş ağrım vardı. İşte trigliserit ve kolesterol ve tansiyon kaynaklı olmak üzere işte dediğimiz insülin direnci gibi sıkıntılarım vardı. Vardı. Horlama Miktarıyla vardı değil de değil mi? tahminle anlıyordum ama tabii sizden sonra hemen diyetimin ilk gününde tahlil yaptırdım ben. Bir görmek için Ha, sonucu. karşılaştırmak için. Evet, Karşılaştırdım. Evet, diyetinizde buyurun. trigliserit 850 idi değil mi? Karaciğer değerleri yüksekti. Bu okuyayım şu anda. Bugün tahlilimi yaptırdım sabah. 802 olan trigliseritim 155'e düştü bugün itibariyle. Oh. %8.800. %7 gibi civarı bir şey düşmüş oldu. Karaciğer enzimlerim çok yüksekti. 107 olan ALT karaciğer enzimim 51'lere Oh, düştü. çok iyi, süper. AST dediğimiz şeyim de 49'dan 39'lara düştü. Evet. Kolesterolüm de düştü bu aynı şekilde. Şekerim zaten 89 çıkıyor. İyi Oh, bir çok iyi. şekerim de iyi çıktı. Elhamdülillah da tahlil yapan doktor benim trigliserit şeyim şekerim 89 olsaydı ben hiç bir şeyle uğraşmam Aa, dedi. anladım. Şimdi ben bu süreçle ilgili hani siz tabii müdahalede bulunabilirsiniz. Şunu söyleyeyim. İlk karşılaştığım şeyi de size söyleyeyim. Şimdi insanlar her seferinde sula mı duruyorsun? Evet. Durumlar işte bu şok diyet kendine zarar verirsin. Diyerekten hep böyle bir bu diyetimin süresince her yeni tanıştığım insan, her tanıştığım yeni kişi bunu söylüyor. Ama Evet. tabii ben bu sorunları ve kendimdeki değişimi gördüğüm için şimdi artık kayda almıyorum. Bu işin başı da şu, ben şuna inanıyorum işin başında olması gereken şey. İlk önce teslimiyet. Teslimiyet Hocanıza ve çok karşı iyi. Evet. güveneceksiniz. İki, niyetiniz olacak ve gayretiniz olacak. Hayret. Bir de Bu güven. üç geldiği anda İş bitiyor. İlk önce biz Hamit Hoca'ya güvendik. Kendisine güvendim. Kendisiyle ilk görüşmede benim şeylerimi, isteklerimi, sıkıntılarımı dinledi. Kendisi işte fibromiyalji, şişkinlik gibi şikayetlerim vardı, eklem ağrılarım vardı. Sürekli bir baş ağrım vardı işte kolesterol ve tansiyondan kaynaklı olmak üzere diye tahmin Horlama da ediyorum. var mıydı? Evet, horlama vardı onu söyleyecektim unuttum. Horlamam var ve uyku apnesi hastasıyım normalde. Cihazla yatan kişiyim. Yanlış olmasın ya ilk bir hafta veya 10. günde hanım işte bir gün uyumuşum saat 11.30'da. Hanım geldi sabah kalktık işe gideceğim. Ya dedi gece geldim dedi mışıl mışıl uyuyorsun dedi hiç sesin çıkmıyor dedi. Evet. Tabii ben bunu olmadığım için hayırdır dedim hani ya uykusuz bir şeyime geldi. Bir de yolculuk yaptım beraber işe gidip geldiğim bir abi vardı. Tabii ben yolda giderken o araba sürüyor ben çoğunlukla uyuyorum. Tabii benim benle dalga geçiyordu. Horluyorsun işte hatta videoya almış. Abi nasıl horluyorsun bile horul horul falan böyle. Hani beni şikayet ediyordu kendince. Abi dedi o gün bindim araba işte. Hanım dedikten sonra arabaya bindim gene uyudum. Yolumuz biraz uzun sürüyor. Bayrampaşa'ya geçerken bir saat. Abi dedi hiç horlamadın dedi. Sadece bir 3-4 kere böyle hızlı bir nefes aldın dedi. Ne oldu dedi. Abi dedim diyet yapıyorum. Tabii ondan sonra da ben mutmain oldum hani işin içinde. Evet. Tamam geçti. Şu anda yanlış anlamayın. Mışıl mışıl uyuyorum. Sabahları kalktığımda çok rahat kalkıyorum. 20,8 kilo verdim 30 gün itibariyle. Oh, çok iyi. İnşallah. Sizle de bana verdiğiniz protokol 60 gün.
Siz bana işte 35 kilo bir kilo verirsiniz dediniz. Ben bunun 20,8'ini tamamlamış oldum Allah'ın izniyle. Sizlerin desteğiyle. Çok memnunum. Kendime güvenim geldi. Her gören şaşırıyor. Nasıl böyle? Bir taraftan da sadece sen şimdi su mu içiyorsun? Başka bir şey yemiyor musun? Açıkçası sana söyleyeyim. Bugün işte ilk hafta bana roka vermiştiniz. Roka ve badem vermiştiniz. İlk bir hafta itibariyle rokadan biraz sıkıldım. Özgür ve sizinle iletişim kurduğumda onlar bana abi sen hurmaya devam et dediniz. Hurmaya uygun gördünüz. Şimdi günde 3 hurma yiyorum. 4 tane çiğ badem yiyorum. Yemiyorum aslında. Bir tane hurma yiyorum. Bugün yediğim çiğ badem 20-25 tanedir. Evet, Ve şu çiğ anda badem, hurma, roka. sıfır açlık hissi. Ve Evet, şu da yok. oluyor. Elhamdülillah şunu da görüyorum kendimde. Önceki diyet yaptığımda hep şuydu. Diyetim bitsin, şunu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim, bunu da alacağım, bunu da yapacağım. Şimdi şu hissim var. Herhalde şu anda bir tane lahmacun yesem doyacağım. Ya da bir tas Aynen. çorba içsem. Ya da atıyorum bugün şu kadar ufacık bir şey olsa yediğimde doyacağım hissim var. Evet. Bir de Zaten şu diyetin amacı o. Az şeyi yemeyi de söyleyeyim. öğretmek. Bu sizin tedavi şeylerinizde tedavinin faydaları kısmında yok ama ben manevi anlamda da çok faydasını gördüm. Öyle mi? Manevi anlamda nasıl söyleyeyim? Her hareketim, ibadetlerimi çok rahat yapabiliyorum. Biz çünkü biraz da yiyerek nefsimizi azdırıyormuşuz. Şu Aynen, anda aynen. aslında nefsimizi dizginliyoruz. Yani hem bu dünyevi hayatımızda hem diğer hayatımızla ilgili açıkçası benim için çok güzel oldu. Arkadaşlar hatta çok değiştin, işte rahatladığını, güzel küçüldüğün böyle hani hem psikolojikman olarak beni çok rahatlattı, Evet, çok iyi. manevi hem sağlıksal olarak şu anda çok rahatım. Bir de bir çok güzellik bilirsiniz, oruç tutmaya başladığımızda ilk bir iki gün başımız ağrır. Onda da Aynen. sonuçta iftar saatini yiyeceğimizi bilmemiş olmamıza karşın başımız ağrır alışana kadar. Ben bu 31 günlük süreç boyunca bir kere baş ağrısını bırakın, baş ağrısının imasını edecek bile bir şey hissetmedim. Normalde ağrıyordu mu başınız öncesi? Bu tansiyonum ve kolesterolümden hissederek konuşuyorum bunları. Tansiyon ve kolesterolüm yüksek olduğundan dolayı sürekli ensemden gelen bir ağrı. Hani böyle migrenim yoktu ama sürekli başım ağrıyordu. Yani böyle ya da bir gün iki gün böyle ağır bir şeyler yiyeyim, ağır gıdalar tüketeyim, işte hayvansal gıdanın bol olduğu, işte kaymak. Mesela ben hayatımda çok uzun zamandan beri kaymak yiyemiyordum. Çünkü niye, ben kaymak yersem, yağda kızarmış balık yersem hemen başım ağrıyordu. Çünkü niye, triglisetime olarak dokunuyordu. Şu anda o 20, 31 gün boyunca öyle bir ağrı hissetmedim. Öyle Anladım. bir şey hissetmedim. Mesela gene benim şikayetim olmayan bir şey, tabii biraz yağlı beslenmemizden kaynaklı herhalde sivilce oluşumlar olurdu ama bu beni rahatsız eden bir şey değildi. Şu anda 31 gün temeli vücudumda, hani kafamın içerisinde olurdu, saçlarımın içerisinde. Yüzümde böyle ufak tefek, hani şikayet ettiğim şeyler değildi ama onlar bile olmuyor artık. Evet, zaten ciddi değişim çok oluyor hastalarda. Peki bu ilk başladığınız zaman ilk 5 gün, 10 gün nasıl zorlandınız mı? Onu bir anlatın Gökhan Bey. Ben ilk 5 gün hiç zorlanmadım. Sadece pazartesi başladım. Cumartesi pazar biraz zorlandım. Onda da çünkü niye zorlandım? O gerekli verdiğiniz işte yağ katkılı olan ilaçları çok fazla hafta sonu tüketemedim. Hafta sonu da işte biraz tabii ailesel ortamda bizim toplumsal olarak böyle de bir şeyimiz var. Cenazemizde, düğünümüzde yemek, doğum Evet, günümüzde evet. yemek. Yediğimiz Aynen. yemek. Yani ölsek de yemek yiyoruz, doğsak da yemek yiyoruz, eğlenirken de yemek yiyoruz. Tabii hafta sonu orada zorlandım ama ondan sonraki hafta sonları artık rahat ettim. Sadece bu diyet çalışırken çok rahat yapılıyor. Hiçbir Evet. sıkıntım yok. Sadece bizim toplumsal dolayı, hani toplumsal işte dediğim gibi az önce bahsettiğim, burada biraz sosyal hayatınızı ayarlamanız gerek ya da görüşeceğiniz kişilere ben su diyetindeyim arkadaşlar, beni ısrar etmeyin. Yani yemek konusunda bana ısrar etmeyin. Aynen, Ve ben doğru. 31 günlük süreçte takriben işimizin gereği, iş toplantılarından ya da işte bulunduğumuz ortamdan dolayı
10 kere, 15 kere de yemek masalarında bulundum. Oo, çok iyi ya. Sağlam irade göstermişsiniz. Çocukları bir yere götürdüm. İşte iş dolayısıyla babamla bir yere gittik, mecbur onlar yemek yedi tabii, benle bakmıyorlar. 10-15 kere böyle bir masada bulunma ortamım oldu. Hiç yani gözüm kaymadı. Yani hatta işte garson ısrar ediyor, abi sana da tatlı getireyim. Ya diyorum kardeş, sen bana bir kahve getir. İlla bir Aynen. şey vereceksen getir. Verme. Ya da insanlar şey diyor, ya bugün yesen ne olur? Yok. Elhamdülillah ben şükürüm. 31 gün boyunca sizin verdiğiniz diyetten hariç ağzıma yani en ufak bir şey bile atmadım. Oo, çok iyi. Çok iyi. Faydasını da gördüm. Hani Evet. bir de o dediğim gibi hani biraz da insanlara kulak asmamak gerekiyor. Çünkü insanlar işte bir gün yesen ne olur, bunu yesen ne olur? İşte o diyet senin şeyini nasıl diyeyim, işte çok diyeti yapıyorsun, böyle olmaz. Çok hızlı kilo veriyorsun ama içimdeki rahatlığı, mutluluğu insanlara tabii ben anlatamıyorum. Hani ya Aynen. da bazı şeyimi anlatamıyorum. Çünkü rahatım, çok rahatım. Hani şey anlamında, hani şey gibi değilim. Önceden affedersiniz biraz böyle Tazmanya canavarı gibi, hani böyle her şeyi yiyeceğim, her şeyi yapacağım, kurabiye canavarı gibi böyle insanlar. Şimdi yanlış anlamayın, böyle herhalde yani kendim öyle hissediyorum. Çok ufacık bir şeyle doyacağımı hissediyorum şu anda. Diyet Aynen. sonrası için. Evet. Yani çok mutluyum. Sizin de Zaten soracaklarım güzel devam. tedavi sırasında gelen, yani bu su diyeti yapan hastaların çoğunun yakınları, eşler olsun, işte kardeşler olsun, epey bana saydırıyorlardır. Artık ben buna alıştım. Hastayla görüştüğüm zaman sakın kulak asmayın, saydırsınlar, bir şey olmaz diyordum. Siz sonuca bakın. Evet, su diyeti bittikten sonra da o saydıranlar biz de yapalım mı diye şey yapıyorlardı, öneride bulunuyorlardı. Sağ olsun. Burada tabii teşekkür de eşime etmek istiyorum. Eşim de gerçekten bu Evet. konuda bana mümkün olduğunca elinden geldiği yardımı da gösterdi. Teşekkür ederim ona. Bir de şunu söyleyeyim ben size evliyatına. Şimdi ben tabii sizden su diyetine başladığım gün dediğim gibi bir gözlemlemek için bir aile doktoruna giderekten tahlillerimi verdim. Sağ olsun aile doktoruna ben tahlillerimi vermeye gitmiştim ama o da o mesleğinin gereği bana komple beni bir kendince işte tansiyonumu Analiz et. ölçtü, iyi ne şikayetlerim vardı da onları saydı. Yoksa ben bana şu tarihleri yap dediğimde yapıp al kağıdı deseydi gidip olacaktım. Bir çekti yani ama sağ olsun kendisi ilgilendi. Bana dediği şey şu. Sen kendini bu gidişle ağır ağır öldürürsün. Yani hem uyku apnen var hem tansiyonun yüksek. İşte sıkıntı vücudun doğru kanlanmıyor. Doğru şey yapamıyor. İşte bir de kilomu sorunca, boyumu sorunca sen dedi artık 39,5 vücut kitle endeksin. Zaten 40'tan herhalde devlet uygun görüyormuş Evet. Türk milletini. Hatta şöyle de anlatayım. İşte bir yakın arkadaşımız, iş yaptığımız yakın bir arkadaşımız benim bildiğim yıllardan beri diyettedir. Hep diyet, diyet, diyet yani hep diyet yapar. Ne zaman sorsam diyette. O mide ameliyat oldu. İyi bir kilo verdi tabii ki kendince ama işte en son bir görüşmemizde şey dedi. Abi dedi kurtul dedi artık mide ameliyatı oldu. Ben de o dedikten sonra biraz düşünmeye başladım açıkçası. Bir an önce görüşmeden tabii. Düşünmeye başlıyordum hani nasıl yaparız işte o diyordu hemen abi gel doktor arayalım gidelim hemen ol rahatına bak filan böyle tabi o da daha yeni oldu rahatına bakarsın filan ben de sizin tedavinize başlayacağımı söyledim de o, boş ver abi dedi onlar dedi ben yıllardan beri akupunkturu da yaptım onu da yaptım bunu da yaptım şunu da yaptım her şeyi yaptım hiçbir şeyin faydasını görmedim Cem ben bunu denemek istiyorum dedim ya arkadaşını söyleyeceğim ben bunu denemek istiyorum dedim yani biraz aslında gönlüm de vardı çünkü artık oraya gidiyordu bir de devletin işte 39,5 o benim. Ben zaten o 40'ı 2-3 günde tamamlardım. O eski tempomla 3-5 günde 40'a çıkarttım kendim sıkıntı yok. 40'tan sonrasında devlet bana doktorun dediği şey şuydu. Senin acil olarak hani tahlil sonuçlarını da gördükten sonra doktor bana şunu söyledi. Senin acil olarak kendine bir süre verip 2-3 ay içerisinde diyet yapıp bu değerlerinin düşüp düşmediğini görüp mide ameliyatı olacak. Misin sen dedi. Herhalde şimdi doktora götürsem bir de bana işte kendince bir diyet yapma ben diyete yap başlayacağım demiştim. Tabii sizden bahsetmemiştim. Kendince yapma bir diyetisyene git demişti. Açıkçası diyetisyenlerin verdiği diyet bana da çok uymuyor. Çünkü iş hayatında sürekli işte doktora ben diyetisyene 2-3 kere gittim. Diyorum ben sürekli hareket halinde olan bir adamım. Hani hızlıyım. Bana saat 10'da onu ye. Ben bazen 10'da yerimde durmuyorum ki. Ya da bütün gün sefer tasında yanında dolaşması gerekiyor. Onda şunu ye, ikide bunu ye, beşte bunu ye. Bana uymuyor. Yani hep böyle
Diyet hikayelerim hep hüsranla bitti. Çoğunluk hikayelerim. Ama sizinle ilgili olunca işte benim en güzel, çok rahatım. Yani o anlamda herhalde ilk tahlillerimi yapan doktora sizin bu tetkik sonuçlarımı göstersem sen ne yaptın diyecek. Aynen öyle olacak. Çok güzel anlattın ya Gökhan Bey. Ağzına Teşekkür sağlık ederim. valla. Her şeyi özetledin. Gördüğüm, bir de gördüğüm bir şeyi söyleyeyim. Hani şimdi inancı ben sonuçta memnunum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İlk önce onu da diyelim. İnsanlar işte bunu su diyetinin herhalde biraz da yöntem anlamında işte insanlar herkes Instagram'dan anladığım kadarıyla bir bilgi almak istiyor. Evet. Bizden de ve çevremden sizden de duyduğum kadarıyla veya hissettiğim kadarıyla artık bu iş kişiye özel basmakalıp bir iş değil. Aynen. Hani herkese bir şey vardır işte belli bir standart form vardır. Herkese geleni verirsiniz. Herkes onu yapar. Siz biraz daha kişinin şeyine göre belirlediğiniz için Aynen. işte Evet. Aynen öyle. insanlar orada ücret ne kadar? Ya ücret işte benim ücretim farklıydı. Bana 60 günlük bir protokol belirlediniz. Anladığım kadarıyla 90 günlük ya da Evet. şikayetlerine göre protokol farklı. Evet, aynen. Yani insanlar bence yine bu bilgiyi almak için WhatsApp üzerinden değil. Bir de WhatsApp artık insanlara cevap yazmak zor bir Evet. uygulama. Bir de Aynen. tedavinin kadarıyla kişiden kişiye değişmesi hesabı ve ücret ve protokolü anlamında değişmesi anlamında şeyin bire bir görüşmek gerekiyor. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? Herhalde asistanlarınızı arayıp onlarla ilgili gerekli bilgi alıp Evet. onu Evet. yapmak gerekiyor. Bu mesela Instagram'dan da şimdi az önce hani icanlığına girmeden önce hep gördüğüm şey hocam ücret ne kadar? Hocam ben yapabilir miyim? Hocam şu yapabilir miyim? Evet ama bu şey değil. Hani affedersiniz nasıl diyeyim? Dijital aboneliği değil. Aynen. Aynen. Dijital aboneliği aslında çeşitleri var. Yani özel paket var, bilmem ne paket var. Hani basmakalıp bir şey de yapmıyorsunuz. Çünkü bana şunu ben mesela geçenki sohbette geçen bir hastanıza benim hiç kullanmadığım yağları ona vermişsiniz. Evet, öyle. Ben şimdi Değişiyor mesela tabii. Yani o kişinin analizini yapıyoruz. Hem sıkıntılarını, her şeyini dikkate alarak ona göre diyetini veriyoruz. Ona göre yani takviye edici gıdalarını veriyoruz. Standart bir tedavi değil ya zaten. aynen Evet. öyle. Yani ben çok Öyledir. memnunum. İnşallah hani çok memnun kaldım. Çevreme de şey ediyorum. Yani tavsiye ediyorum Evet. bunu. Zaten Yani şudur Gökhan Bey, yani aslında biz su diyetini uygularken 7-8 branşın hastalığını tedavi eder şekilde veriyoruz. Mesela sizin baş ağrılarınız vardı, şey, nöroloji. Horlamanız vardı, göğüs hastalıkları. Kilonuz vardı, endokrinoloji. Ondan sonra başka cilt hastalıklarınız vardı, cildiye. Başka tansiyonunuz vardı, işte kardiyoloji, işte şekeriniz vardı, endokrin, dahiliye. Bunların hepsi bir arada bir seferde tedavi ediliyor. Yoksa tek teşekkür tek doktorlara gidilecek. aynen ya bir de toplum olarak çok doktora da gitmek istemiyoruz açıkçası. Doktora artık en son çare. Ben bir de artık hani son bu diyete başlamadan önce hani artık kendimi açıkçası işte top oynamaya çağırıyorlar diye diyorum arkadaşlar ben top oynamaya gelmem. Ben top oynamaya gelsem kalp krizi geçir beni hastaneye götürürüz. Maç yerde kalır diyordum yani. Şimdi gidebilirsin. Ben diyetten işte 60 gün bana protokol verdiniz. 29 günüm kaldı yarınla itibaren. Ben 60 gün sonra top oynama planlarını yapıyorum artık inşallah yani. Oo, süper. Yani kendimi o konuda güçlü hissediyorum, iyi hissediyorum, enerjiyim. Tabii ki şunu da söylemiş olalım. İlk birkaç gün biraz enerjiniz, hayat Düşük enerjiniz oldu. Evet. sonuçta şöyle de bakmak gerek. Bugün işte sürekli hayat matematik olarak bakarsanız 1.000 lira harcamış adama siz de 100 lira verirseniz adam bir yoksunluk içinde yaşayacaktır yani bu dünyanın hayatı, bünyemiz de öyle. Şimdi ben alışmışım günde 2500-3000 kalori tüketmeye belki. İşte bir yediklerinizi bir anda 400-500 kalori düşünce zaten bir kere psikolojik manada hani. Ama işte az önce bahsettiğim şey teslimiyet Güven. teslimiyetiniz olacak. Bir ilk önce karşınızdaki ekibe inanacaksınız. İnanmazsanız zaten bu olmuyor. Olmaz. İyi iki gayret göstermeniz gerekiyor ve sabır etmeniz gerekiyor. Yani gayret gösterdikten sonra zaten çözülemeyecek bir iş yok. Bir de aslında bu diyet hani şunu da hissediyorum. Çok memnunum da bu anlamda mesela. Aslında nebevi bir hayat. Hani Aynen. peygamberimizin da uygun bir hayat. Yani Aynen. peygamber efendim hurmayla su yemiş. Yani Aynen. bizler gibi çeşitli yemek yememiş. O anlamda da mesela mutluyum. Hani idrak yani çok mutluyum açıkçası. Hani böyle şey anlamında özgür beyin sağ olsun yaklaşımı da mesela ilaç anlamında yaklaşımları
İşte kendi destekleri Sema Hanım arıyor. 2 günde bir, 3 günde bir o arıyor. WhatsApp'tan yazıyorlar. Görüşüyoruz. Bir sıkıntınız var mı? Yani açıkçası dün mesela artık o kadar standarda döndü ki benim için. Bir gün önce beni aradı. Ben yoğunluktan açamadım. Ben aradım. O meşguldü. Sonradan da bir sıkıntım yok ki. Niye arayayım dedim. Yani insanı meşgul edeyim. Sabah görüştük. Evet, öyle. Evet Artık Gökhan Bey. hani kusura bakmayın biraz da çok gevezelik yaptık. Yok yok Şey yok, an. güzel konuştunuz. Yok, olan her şeyi anlattınız, çok güzel. Ederiz. Çok ya çok güzel anlattınız. İzleyicilerimiz de inşallah merak ettiklerini de gidermiş oldunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Devam yola. Biz aslında işin üstadısısınız ama biz sırada elimizi aldık. Biraz heyecanımıza mazur görün. Yok, Sırada heyecan elimizi yoktu. Güzel de yok. Çok iyiydi. Yani daha tamamen iyi. zaten onu istedim size. Yani hasta kendi ağzıyla anlatsın. Daha dinleyiciler için de, izleyiciler için de daha rahat olur. Daha Ben anlaşılır olur. insanlara da şunu da tavsiye etmiş olayım bir kendi cihetimle. Tabii ben sizi takip etmemin süreci belki 1,5 yıllık bir süreçti. Hani sürekli takip ediyordum. Keşke daha önceden yapsaydım. Evet. Şu anda mesela şeylerin hayallerini kuruyorum. İşte kilo vererek, rahatlayarak, fiziksel olarak da rahatlayarak çocuklarımla daha mesela diyetten önceki son halim 132 kiloyken artık hani hareket edemez. Zorlanır bir haldeydim. Diyetim bittiğinde normal ideal kiloma geldiğimde inşallah çocuklarımla daha keyifli işte yürüyüş yapabileceğim, bisiklete Aynen. binebileceğim, koşturabileceğim, top oynayabileceğim hayatı hayal ediyorum. O yüzden insanlara da şey diyorum yani kararınızı verin. Ben size hatta diyete başladığımda ben dedim haftaya şehir dışına gitmem gerekiyor. Bu hafta başlamayacağım ama haftaya başlayacağım dedim. Siz de onu uygun gördünüz. Hayatınızda çizgiyi koyun ve başlayın. Aynen. Pişman Aynen. olmayacaksınız. Ben onu görüyorum. Peki. Çok Görüşürüz. Pardon, ben iyi teşekkür akşamlar. ederim. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. Saygılar. Evet sevgili takipçiler, hepinize iyi akşamlar. Dinlediğiniz hastamızı. Su diyeti bu. Saygılar, sevgiler.